Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size süper bir tarifle geldim. Yine dişlerimizi temizliyoruz. Bu yine diş beyazlatma videosu. Evdeki malzemelerle diş macunumuzun içine neler ekleyebiliriz ve dişlerimizi daha nasıl temizleyebiliriz, sağlıklı bir hale getirebiliriz? Ağız içerisindeki bakterileri ve enfeksiyonları, kokuları nasıl yok edebiliriz? Hem malzemeleri eklerken sizlere hem faydalarını anlatacağım, hem de karışımını nasıl kullanmanız gerektiğini kısa kısa anlatacağım. Tarife başlamadan önce kanallar kısmında Evimin Lezzetleri yemek kanalıma da bakar, bana orada da abone olursanız, sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca da Organik Altın Fikirler diğer kanalıma da artık aktif bir şekilde video atıyorum. Bana orada da abone olup sevdiklerinize paylaşıp çok güzel videoları, orada da çok güzel videolar var. O videolardan da yararlanabilirsiniz. Öncelikle dişlerinizin köpürmesi gerekiyor. Onun için şöyle bir çay kaşığı kadar ben diş macunumdan ekliyorum. Hem köpürtecek hem de içine ekleyeceğimiz malzemelerle de derinlemesine temizlik yapacak. Dişlerinizi daha da parlak ve temiz gösterecek. Şimdi şöyle, şu anda tek kullanımlık yapacağım. Eğer siz bir hafta boyunca kullanmak istiyorsanız çay kaşığını tamamen doldurarak veya tatlı kaşığıyla yapabilirsiniz. Cam bir kavanoza saklayıp kullanabilirsiniz. Şöyle kaşık ucuyla yemek tuzu koyacağım. Yemek tuzunun çok çok ince olmasına dikkat edin. Tuz hem dişlerdeki sararmaları, renk kaybını yerine getirir, yani temizler. Hem de ağız içerisindeki bakteri ve enfeksiyonları da kırar. İltihaba da çok iyi gelir. Bilmediğiniz bir iltihaplanma varsa dişlerinizde ve damaklarınızda tuzun faydası çok çok var. Onun için tuz ekliyorsunuz ve ayrıca bu tür şikayetleriniz varsa günde 2 defa yarım bardak suyun içerisine, yarım çay bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz koyarak gargara da yapabilirsiniz. Şöyle. İkinci malzememiz ise karbonat. Karbonat hem pütürcüklü yapısından kaynaklı olarak dişlerin üzerindeki kirleri ve sararmaları temizler. Ayrıca da diş beyazlamasına yardımcı olur. Ağız içerisindeki bakteri, enfeksiyon, yaraları da çok güzel temizler. Son olarak şöyle kaşık ucuyla zerdeçal ekleyeceğim. Zerdeçal tercihinize bağlı. Ben eklenmesinden yanayım. Çünkü ağız içerisindeki nefes hem de temiz dişler yüzünüzü daha güzel gösterir. Zerdeçalda mikrop ve enfeksiyon kırıcı özelliği vardır. Ayrıca da diş beyazlatmada harika bir şekilde dişleri de beyazlatıyor. Şöyle bir nohut tanesi büyüklüğünde şu kadarını diş fırçanın üzerine alın ve haftada 3 defa düzenli olarak 3 dakika kadar, 5 dakika kadar dişlerinizi bu şekilde fırçalayabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken damaklara pek zarar vermiyor. Fakat siz huylanıyorsanız damaklarınıza sürtmemeye çalışın. Ve ayrıca da dişleri şöyle yuvarlak ve hareketlerle, yumuşak hareketlerle fırçalayın. Ayrıca çok fazla da su kullanmayın. İlk başta şöyle çok az bir suyla veya tükürüğünüzle fırçalayın. Daha sonra durulayabilirsiniz. Denenmiş bir uygulama, çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Eğer ki siz düzenli olarak haftada 2-3 defa yaptığınız zaman ara vere vere 3. haftadan sonra, 2. 3. haftadan sonra dişlerinizin 2 ton açıldığını göreceksiniz. Sararmaların, kahve ve sigara sararmaların daha iyi gittiğini, dişlerinizin parladığını, ağzınızın içerisinde sağlıklı olduğunu, nefesinizin daha taze koktuğunu göreceksiniz.